İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde CHP'nin meclisteki CHP'nin grup sözcüsü Tarık Balyalı bizimle birlikte. Sayın Balyalı merhaba. Merhabalar, iyi geceler diliyorum. Teşekkür ederim. Biz biraz daha erken bağlanmaya niyetliydik ama çok hararetli bir konu vardı. Belki siz de izlemişsinizdir. Ama, İzledim ben de. Evet, bu konu da önemli. Bu konuyu da ta program başından beri duyurduk. Nedir bu Kilyos'taki arazi meselesi? Konunun Tansu Çiller ailesiyle ne ilgisi var? Ve Büyükşehir Belediyesi bu imar değişikliğine nasıl bakıyor? Yani aslında mesele tabii iki türlü bakılabilir. Birincisi teknik tarafı, ikincisi siyasi tarafı. En başta şunu söyleyeyim, bence bu bir siyasi imar planı olarak değerlendirilebilir. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi yerine bu planlamanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na çıkmış olması zaten manidardır. Sayın Çiller'in son dönemdeki zaten duruşunu bu noktada biliyoruz. Ama az önce yaptığımız programda olduğu gibi Sayın Davutoğlu'nun şehir üniversitesi meselesinde olduğu gibi araları bozulduğu zaman da bunların da geri alınabileceği hiç unutmamak lazım. Bunu da bir parantez içerisine koyalım. Hı hı. Burada bir siyasi yan olduğunu ben düşünüyorum. Ama tabii teknik olarak da aslında biz meseleyi şöyle değerlendiriyoruz. Tam olarak kent suçu niteliğinde bir imar planı uygulaması geri dönüşümsüz biçimde çok ciddi zararlar verecektir çevreye ve o bölgeye. Hı hı. Çok önemli bir imar rantı uygulaması. Biz yıllardan beri bunu zaten İstanbul'da görüyorduk. Hı hı. Özellikle Şehircilik Bakanlığı kurulmadan önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bu tip imar rantı uygulamaları geçerdi. Daha sonrasında Şehircilik Bakanlığı kurulması ve buraya imar planı yapma yetkisi verilmesiyle birlikte önemli pek çok kararın son zamanlarda, son 4-5 yılda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na geçtiğini biliyoruz. Geçen dönemde bile Büyükşehir Meclisi'nde bu kadar ciddi kent suçu niteliğindeki kararlar çok fazla geçmedi. Ama bunlar çoğunlukla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan geçiyor. Şimdi yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı burada İstanbul'da kent suçu niteliğinde bir imar planı uygulamasını gündeme getirdi. Büyükşehir Belediye'mizin bu konudaki tavrı son derece net. Büyükşehir Belediye'mizin imar daire başkanlığının olumsuz görüşü var. Dün itibariyle bakanlıkta Büyükşehir'in olumsuz görüşüne rağmen bu askıya çıktı. Hı hı. Elbette ki biz bu görüşten sonra hukuki olarak hakkımızı kullanacağız. Şimdi orada 30 bin metrekarelik bir arazi değil mi söz konusu? Evet, evet, elbette. Bunun imarı değiştiriliyor ve inşaat hakkı 5 kat artırılıyor. Evet. Ve haberden anladığımız kadarıyla da işte Tansu Çiller'in oğlunun yönetiminde olduğu bir şirket bu arazinin sahibi. Evet. Dolayısıyla yani konu, hani siz söylediniz, konunun bir teknik yanı var dediniz, bir de siyasi yanı var dediniz. Evet. Bu yani bir nevi siyaseten bir teşekkür gibi mi oluyor sizce? Yani şimdi şöyle bakın, şöyle değerlendirelim. Hı. Yer bir kere doğal sit alanı. Üçüncü derecede. Gerçi birinci derece olsa da yani son zamanlarda görüyoruz. Onu değiştiriyorlar artık. Yani bir şekilde salda görünebilir artık şey yapan, imar veren neler yapma diye düşünüyoruz. Sonra burası düşük yoğunluklu konut alanından turizm alanına alınıyor ve imar doğal olarak 5 kat artıyor. Yükseklik geliyor, 5 kat imar artışı geliyor, yollar 10 metreden 7 metreye düşürülüyor. Yani olağanüstü bir iş var. Normal şartlarda böyle bir imar planının ne bakanlıktan ne belediyeden hiçbir şekilde geçmemesi, gündeme bile gelmemesi gerekiyor. Bu gündeme geliyorsa ve arkasında siyasi kişilikler varsa bu elbette ki adrese teslim bir imar planıdır. Yani durduk yerde siz herhangi bir vatandaş doğal sit alanında bulunan konut alanındaki bir yeri alıp işte buraya otel yapmayı falan düşünmez. Demek ki belli şeyler daha önce konuşulmuş, görüşülmüş. Evet ya biz buraya işte turizm imarı veririz denilmiş. Yani onlar olmuş. Ondan sonrasında burasıyla ilgili olarak da bir imar plan değişikliği yoluna gidilmiş gözüküyor. Peki. Yani bu olan şartlarda olabilecek olan bir şey değil. Siz şimdi İBB olarak itirazınızda bu sonucu değiştirme gücünüz var mı, yoksa büyük ihtimalle böyle geçecek mi diyorsunuz? Şöyle, itirazdan sonra biz bunu hukuki süreci işletiriz. Hı-hı. CHP olarak geçtiğimiz dönemlerde, muhalefette olduğumuz dönemde yüzlerce böyle dava açtık ve bunların çok büyük bir çoğunluğu yargıdan döndü. Başarılı olduk. Ben Büyükşehir Belediye'mizin de bu anlamda açacağı davada kesinlikle başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü bütün şehircilik ilkelerine, planlama ilkelerine aykırı kent suçu niteliğinde bir imar planı uygulaması. Peki. Teknik olarak herhangi bir mahkemenin bunu kabul etmesi mümkün olmaz. Peki, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP'nin grup sözcüsü Tarık Balyalı. Çok teşekkür ediyorum Sayın Balyalı katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. İyi geceler dilerim.